İtalya'nın Tiren Denizi açıklarındaki Ponza Adası'ndan herkese merhaba. 2 günlük bir tatil yaptık. Dönüyoruz. Şimdi vapurumuzun kalkmasını bekliyoruz. Bu taraflara yolunuz düşebilir. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle Türkiye'den uçağa atlayıp kalkıp gelinecek bir yer değil. Ama İtalya'yı arabayla geziyorsanız, Napoli, Roma civarlarında dolaşıyorsanız, bir de hava güzelse, bir tipik İtalyan adası görmek istiyorsanız Ponza'ya gelebilirsiniz. Buraya arabalı vapur 2,5 saat mesafe ya da arabasız gelmek isteyenler için deniz otobüsü var, 1 saatte getiriyor. Arabalı vapur da çok zevkli aslında, yani o 2,5 saat çok güzel geçiyor. Güneş püfür püfür esiyor. Gerçekten çok şirin. Bir de böyle adalardan geçiyorsunuz. Uzaktan İskia Adası görünüyor. 2 gün kaldık. Nokta atışı ben kendi tecrübelerimi anlatacağım size. Ne aklında kaldı 2 gün içinde bu Ponza Adası deyince, ne söylemek istersin derseniz 2 şey söyleyeceğim. Birincisi, inanılmaz taze balıklar. Yani taze kelimesi yetmiyor buradaki balıkçının dediği gibi. Şöyle gözlüklerimi takayım, güneş geliyor. Taze kelimesi yetmiyor. Canlı balık. Gerçekten getiriyorlar saat 10-10.30 gibi. Balıkları yüklüyorlar balıkçılar küçük pikaplara ve restoranlara, balık satan yerlere. Aklınıza gelen bütün balıklar. Dolayısıyla biz de ne yaptık? İlk akşam restorana gittik. Balık bu kadar güzel olunca biz de sadece balık ve deniz ürünleri yedik. Bir adada zaten aksi düşünülemez. 2 kişi içeceklerle birlikte bütün bunlara 50 euro para ödedik. Fiyatları normal. Yani burada oturduğunuz zaman bir yere yemek yemek için kişi başı 15-20 euro civarında bir şey harcarsınız. Ama gerçekten güzel ve taze balık ve deniz ürünü yersiniz. İkinci akşamda tuttuğumuz küçük dairenin terasında barbekü olduğu için, bir de bu balıkları canlı canlı getirdiklerini görünce gidip balık aldık. Yandaki apartmanı tutan arkadaşlar tesadüfen Romalıymış. Onlarla ahbap olduk ve birlikte güzel bir barbekü partisi yaptık. Benim eşim ahtapot soslu makarna pişirdi ve barbekü üzerinde ahtapot, kılıç balığı, taze taze getirilirken, yeni yakalanmış balıkçı teknesinden indirilirken gördük. Takip ettik, nerede satıldığını öğrendik. Oradan aldığımız o taze kılıç balığı. Hamsi hem kızartmasını yaptık hem de sabahtan marine yaptık. Böyle güzel bir deniz ürünü akşam yemeği yedik. Hoştu gerçekten. Buraya gelince nerede kalabilirsiniz? Şimdi tabii artık Booking.com var. Girdiğinizde her bütçeye göre bir şeyler bulabilirsiniz. Yine de böyle yerel bir fiyatlandırma, yerel bir destek istiyorsanız, burada bazı emlakçılar zaten ev satmaktan çok turistlere böyle ev kiralayarak çalışıyorlar. Limanda da var birkaç tane. Tabii gelmeden tutmak en iyisi. Biz tam son anda karar verdiğimiz için buraya gelmeye, tam olarak şeye bindik. Arabalı vapura bindik. Vapurdan bulduk burayı. Şöyle terası olan bir banyo. Çok vasat bir banyo tabii. Bir mutfak, bir yatak odası. Ama tabii açınca çok güzel bir liman manzarası karşımızda. Böyle bir yer, çok yüksek sezonda değiliz, daha Haziran başlıyor. Günlük 50 euro verdik bu eve. Şimdi tabii burada bu adaya gelenler için, eğer lüks beklentiniz varsa asla tavsiye etmiyorum. Buraya kim gelir? Şimdi şöyle söyleyeyim, öyle büyük plajlar falan yok burada. Volkanik geçmişi olduğu için volkanik taşların, volkanik kayaların oluşturduğu koylar var. O yüzden de en iyisi burada gezmek için günübirlik bir tekne kiralamak. Tekne kiralamak derken kaptanlı değil de motorlu kayık diyelim. Zaten kendiniz kullanıyorsunuz. Kullanması da çok kolay. Herhangi bir lisans da gerekmiyor almak için. Günlük biz 60 euro büyük bir pazarlıkla 2 gün kaldığımız için 2 günde kiraladık.
Normal sezonda işte 80 ila 120 euro arası kayığın büyüklüğüne göre, kişi sayısına göre ücretlendirme var. Bir de benzin parasını sonra hesaplayıp alıyorlar. O da işte 5 ila 10, 15 euro ne kadar dolaşırsanız. Bütün bir adanın etrafını dolaşmak 1 saat ya sürüyor ya sürmüyor. Ama tabii her güzel yerde dura dura denize gire gire güzel bir gün geçiriliyor. Bir de küçük buzdolabı veriyorlar. İçine içeceklerinizi, yiyeceklerinizi koyup şahane bir gün geçirebilirsiniz. Bir adanın tadını çıkarmanın en güzel yolu zaten deniz yoluyla gezmek. Şimdi iki şey dedik burada aklında kalan iki şey. Birincisi inanılmaz taze balıklardı. Hatta taze kelimesi yetmiyor dedim. İkinci aklında kalan şey nedir deyince bütün adaya yayılmış kendiliğinden çıkan bir çalılık var. Nefis bir kokusu var. Sanıyorum Türkçesi katır tırnağı, sarı ve beyaz çiçekleri var. Bütün bu güzel sabunların, parfümlerin taklit ettiği koku işte bu. Acayip güzel. Her yerde spontane çıkmış. Yani spontane çıkmış olması böyle bir güzelliğin şahane. Adada yürüdüğünüz zaman, dolaştığınız zaman arabayla bir rüzgar esince hemen bu koku geliyor burnunuza. Bu iki şeyi hiçbir zaman unutmayacağım bu adayla ilgili. Onun dışında dediğim gibi kim gelir buraya? İşte kafa dinlemek isteyen tipik bir balıkçı kasabası. Öyle büyük beklentiler içine girmeden. Hizmet sektörü tabii İtalya'nın her yerinde olduğu gibi burada da son derece düşük. Tuttuğunuz otellerde, evlerde yüksek kaliteler beklememeniz lazım. Zaten ada olduğu için su kısıtlı kullanılıyor. Ama mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. İtalya'da 80 küsur ada var. Bu Venedik'teki Lagun adalarını da sayarsak. Burası Capri, Sardunya, Sicilya gibi çok tanınan bir ada değil. Daha çok İtalyanların geldiği bir yer. Yurt dışından gelen turist pek fazla bilmiyor ya da yeni yeni öğrenmeye başlıyor diyelim. Çok da büyük bir ada değil. 7,5 kilometre kare. Şimdi dedik ki diyelim ki gelmeye karar verdiniz. Arabaylaysanız Formia'ya geliyorsunuz ve buradan limandan biletinizi alıp biniyorsunuz. Önden ayırtmak isterseniz internet siteleri var. Onları da altyazı olarak yazarım size. Kolaylık olsun. Deniz otobüsü veya arabayla geldiniz. Diyelim ki Roma'dasınız. Ve Roma'dan arabasız bir şekilde gelmeye karar verdiniz. Termini istasyonundan trene biniyorsunuz. Bölge trenleri deniyor, Treno Regionale. Ve yine Formia istasyonunda iniyorsunuz. Formia istasyonundan bir taksiyle kısa bir süre içinde ulaşabilirsiniz limana. Ve deniz otobüsüne biniyorsunuz. Formia her zaman gidiş dönüşün olduğu bir destinasyon ama yüksek sezonda başka noktalardan da bu adaya ulaşım var. Başka ne anlatabilirim? Buraya geldiğiniz zaman yemek konusu böyle. Eğer bir ev tutacaksanız, bir küçük stüdyo falan, bir gün iki gün bile olsa olabilir, tavsiye ederim. Böylece balığı tutup veya hazır gelmiş taze balığı satın alıp evde pişirme, barbekü yapmak, güzel bir manzaraya karşı uzun uzun, üstelik de çok fazla para harcamadan böyle bir zevki yaşamak bir seçenek. Bir başka seçenek, yine o bahsettiğim restoran, benim denediğim restoran, mutlaka başka yerlerde vardır ama Il Timone burayı öneririm. Biraz daha lüks ve seçkin bir beğeni takılmak isteyenler için Il Tramonto, burası da Michelin yıldızlı, bayağı pahalı bir restoran. Il Tramonto gün batımı demek, efsane gün batımı eşliğinde yemek yemek ve bir kadeh güzel bir şarap içmek için tavsiye edebilirim. Yürürken bir şeyler atıştırmak isterseniz zaten çok küçük, yani yürüyerek 5 dakikada merkezi bitiyor. Hemen bir markete girip, bir bakkala girip bir sandviç orada kendinize yaptırabilirsiniz. Ekmeğinizi seçip biz şeye binerken, tekneye binerken öyle yaptık. Sandviç seçebilirsiniz. İşte şu peynirden istiyorum içine, şunu istiyorum. Böyle bir şey. Ya da küçük fırınlar göreceksiniz bir iki tane. Oradan dilim pizza alabilirsiniz. Şansımıza hava fena değildi. Güzel bir iki gün geçirdik işte. Değişiklik oldu.
Her şekilde seyahat etmek ve yeni yerler görmek her zaman çok güzel.